Kongre'yi Yahudiler basıyor. Yani dünya ayakta. İsrail'de ayaklanmalar var. İsrail'den de vicdanın sesleri yükselmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nı Suudi Arabistan Veliaht Prensi bekletiyor. Bir gece boyunca bekletiyor. Ertesi sabah randevu veriyor vesaire vesaire. Bundan altını toplayabiliriz, doldurabiliriz. Bakın Amerika ve İsrail işin sonunu düşünmediler. Şimdiden bunlar başladı. Ve tabii şu da tartışılıyor. Üçüncü intifada olur mu, şu olmaz mı gibi bir şey. Biz iki intifada gerçekleştirdik. İki büyük halk ayaklanması. Sonuç ne oldu? Sonuçta İsrail dilediğini yaptı ve orada soykırıma devam etti. Demek ki denenmişleri denemeden yeni bir takım şeyler yapmak lazım. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la geniş bir değerlendirme toplantısı yaptık. Türkiye farklı bir takım formüller ortaya koyuyor ve bir, hür dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyor. İkincisi de bu garantörlük gibi bir takım şeylerle, formüllerle dünyanın çeşitli ülkelerinde işin içine sokmaya çalışıyor. Çünkü bakın İsrail Filistin'le anlaşma yapıyor, gidiyor. Arap ülkelerinin liderleriyle bugüne kadar anlaşma yapıyor. Biz de geliyor anlaşmaya çalışıyor ama Filistin'de masaya oturmuyor. Bir kere Arap dünyasının bir araya gelip bu anlaşmalara son verip Filistin'de masaya oturtmaya ikna etmesi lazım. Ve bu arada ekonomik, sosyal, siyasi çeşitli tepkiler vermek lazım. Bunlar da başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Filistin önümüzdeki günlerde daha zora gidecek. Kendileri de sıkıntıya girecekler. Ve ama hiçbir şey de İslam dünyasında eskisi gibi olmamalı. Yani eskiden denenmişleri biz artık denememeliyiz. Yeni formüller devreye sokmalıyız. Ve uluslararası vicdanı ayağa kaldırmamız lazım. Geçen programda da üstüne basa basa bunu ortaya koymaya çalıştım. Çünkü yönetimler ayrı, o bölgelerdeki halklar ayrı. Ve şimdiden daha hiçbir şey yapmadan onlar ayağa kalktılar ve bir de artık dünya eskisi gibi değil. Bakın yüzlerce dezenformasyon var. Bugün oturdum biraz onlara baktım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail merkezli hatta Deutsche Welle, Alman merkezli, İngiltere'den yükselen, yapılan bir takım dezenformasyonlar var. Ama artık bu ortamda siz Twitter'a da engel koysanız, Facebook'la da engelleseniz, Instagram'da da bunların önünü kesmeye çalışsanız olmuyor. Mızrak çuvala sığmıyor, güneş balçıkta sıvanmıyor. Ve dünyada çok ciddi bir tepki var. İsrail'ler şunu söylemeye başladılar. Biz bir soykırıma uğradık. Bundan ders almadık mı? Bakın aynı soykırımı biz yapmaya başladık diyorlar. Yani Yahudi toplumu da artık tepkili. İşte bunu iyi değerlendirmesi lazım İslam dünyasının. Pek çok formülü bulunabilir ama geçmişe dönüp dün denenenleri bugün denemekte fayda yok. Yeni bir takım gelişmeler ortaya çıkmalı ki onlar da oluyor. Bakın İslam dünyasında birbirleriyle çekişmeli olan çok çeşitli örgütler, devletler şu anda bir araya gelmiş durumdalar. Misal, en önemli misali kendimizden verelim. Bakın Türkiye ile Mısır sarıldı birbirine ve Sisi ile Erdoğan düne kadar tartışıyorlardı. Birlikte hareket ediyorlar. Çünkü bir zulüm var, bir soykırım var ve pek çok yerde aynı tabloyla karşı karşıyayız. Ben zannediyorum ki bu defa Amerika ve İsrail bir damga yiyecekler ve bütün dünyada eski havası da kalmayacak Amerika Birleşik Devletleri'nin. Artık terörist ülkeler, terörist devletler ve insanlık dışı muamelelerin altına imza atan yönetimler olarak tescillenecekler. Eyvallah.